Barınak gibi baksana. 1200 real yani. Benim benzetmem biraz Ankara'ya benzetiyorum. Ebeni de polis de. Benim kendine ait özel bir güvenliği var. Yılbaşından önce de şöyle bir aylık bir izinleri falan varmış. Merkezlerinin bulunduğu yer bu cadde üzerinde. Ortalama 20 real. Müthiş bir turist akılına uğruyor. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Brezilya Sao Paulo'dayım. Ha maşallah, ha maşallah. Barınak gibi baksana. Allah. Çok tatlılar ya. Abi neyse, bugün Sao Paulo'da sokaklarda yürüyeceğiz, parklarda gezeceğiz. Ve buranın çok meşhur bir caddesi var. Ki bu cadde Sao Paulo için ekonomik açıdan, ne Sao Paulo'su ya? Brezilya için ekonomik açıdan çok önemli bir caddeymiş. Bütün paranın, işlerin, ekonominin döndüğü yer burasıymış. Şimdi yavaş yavaş yürümeye başladım. Sokak sokak gezeceğim, yürüyerek gezeceğim. Normalde buralara otobüs de var, metro da var. Abi otobüs için burada bir uygulamayı indirmen gerekiyor. O uygulamayı da indirdim. Orada yazıyor şeyler falan de. Abi yürüyerek gezmenin şeyi bir farklı ya. Tercihimi yürüyerek gezmekten yana kullanıyorum. Burada Beco de Batman diye bir yer var. Böyle Batman diye yazılıyor. Ve oraya gideceğim. Orada da duvar sanatları var. Orada da grafitiler var. Hem o oraları kayıt altına alırım. Hem de artık yolda dikkatimi çeken, ilgimi çeken ne varsa size aktarırım. Lafı çok uzatmayayım. Biraz şöyle sokaklarda müzik eşliğinde yürüyelim. Abi kısa iki manzaradan sonra böyle bir antik acı, javme meyvesi. Bu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Kolay bozulduğu için böyle manavlarda vesaire de satılmıyormuş. Onu da söyleyeyim. Ablam burada turşular falan yapmış. Salatalık turşusu yapmış. İncir reçeli yapmış. İçerisinde aynı zamanda burada tamir de yapıyorlar. Ama işlemeler falan gayet güzel. Şu 900 liraymış. Yani 1000 ne kadar? 1800 lira. İnternette real ile alakalı bir şey okuduğum zaman real o zaman 2 lira değildi. 1 lira 25 kuruşu. Şu anda 2 katı paramızın. O yüzden fiyatları verirsem hep 2 ile çarpacaksınız. Bu da aynı şekilde 1200 real yani 2400 lira. Goodbye. Thank you. Abi şöyle yine yanlışlıkla ara sokağa girdim. Normalde ana caddeden gidecektim ama uygulamanı bazen böyle saptırıyor. Sanayi herhalde burası. Kilometrelik yürüyüşün ardından abi şöyle güzel bir patika yol var. İnsanlar yürüyüş yapıyor aileleriyle falan. Burada dikkatimi çeken abi binalar koca koca. Yani belli havada para kokusu var burada. Baktığım zaman genelde insanlar güzel giyinimli. İstanbul'un bebek semti gibi. Çoğu spor yapıyor, köpeğini gezdiriyor. Bu şekilde büyük binalar var. Bir de abi Sao Paulo'da dikkatimi çeken birkaç tane nokta var. Yani benim benzetmem biraz Ankara'ya benzetiyorum. Böyle gri bir şehir. Hava bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Havasına pek güvenemiyorum. O yüzden yağmurluğumu yanıma aldım, suyumu yanıma aldım. Tam tedarikli geziyorum. İkincisi, Rio'ya göre kıyaslıyorum. Çok fazla evsiz var. Eğlence ve tabiat olarak biraz Rio daha fazla tatmin etmişti. Ha, güzel semtleri yok muymuş? Varmış. Böyle tabii elitlerin takıldığı güzel semtler varmış. Ben gezdiğim sokaklarda evsizden başka kimse göremedim. Burada insanlar cuma günü eğlenmeye çıkıyorlar, sokağa çıkıyorlar. Bakalım akşam üzeri bir kalabalık olur mu? Ve şunu fark ettim. Abi şöyle marketleri görüyorsunuz değil mi? Ufak marketlerde dahil her yerde güvenlik var abi. İnsanlar böyle hırsızlıktan veyahut da gasptan vesaireden kendini koruyabilmek için yani çoğu işletmenin kendine ait özel bir güvenliği var. Burada böyle bir yöntem uyguluyorlar. Evet zaten bunları söylememe gerek yok. Diğer videolarda da söyledim. Abi elektrikli telleri görüyorsunuz. Burada herhalde hırsıza kilit dayanır. Hala bakın dükkanlarını açmayan insanlar var. Bunu da sordum. Atilla'ya sormuştum. Burada yaşadığı için bilir diye. Atilla dedi ki ama adamlar rahat dedi. Yani adamlar şey kafasında kapatayım dükkanımı gideyim eğleneyim. Gideyim yiyeyim içeyim o kafada. O yüzden dükkanları falan erken kapatıyorlar burada dedi. Yılbaşından önce de şöyle bir aylık bir izinleri falan varmış çoğu. İşletme falan kapatıyormuş. Kazanayımdan ziyade abi yiyeyim. Dışarıda yatayım ama kafamı yaşayayım. Genelde evsizler falan hep o kafada. Sao Paulo'ya geldim ama yemin ederim ortamda abi öyle bir lağım kokuyor ki. Ha çalışma şurada bak abi. Şimdi şu ana caddeye bir çıkayım artık. Abi şöyle güzel bir bisiklet yolu var şehrin merkezinde. Bir diğer virici de şu tarafta. Kapitalizmi burada hissedebiliyoruz abi. Burada da Greenpeace var.
klasik Brezilya manzaraları. İnsanlar alışmış artık herhalde. Buradaki insanlara da sorduğum zaman abi hani politikanın yanlış olduğunu, o yüzden bu kadar insan sokakta yaşadığını, evsiz olduğunu bu şekilde bir şey söylediler. Şimdi abi gelmişken yeşil beni çekti bak. Şehre geldim ve ilk durağım abi park. Abi şöyle kuş sesleri hemen şehirden, bakın atmosfer nasıl değişti. Eveni de polis de. Şu 200 metre aşağısı lağım kokuyor. Burası güzel, böyle bir çiçek kokusu var. Böyle heykeller de var parkın içerisinde. Aynı zamanda abim gelmiş mesela gazetesini okuyor, kitabını okuyor. Sosyal medyada filan de bize ilginç geldiği için homeless'lar, onlar filan çok çekme ihtiyacı duyuyoruz böyle. Nasıl olur ya filan diyoruz ama abi Brezilya insanı entelektüel, müzikal tiyatrolar, tiyatrolar, operalar filan dolu. Birçok müze var. Müzelere ve müzelere giden insanların sayısı az değil. O yüzden sadece hani buralar homeless'tan ibaret değil. Yani yaşlarda çok İngilizce bilen yok ama gençlerde filan İngilizce bilen var. Kendilerine bakan insanlar, daha önceki videolarda da söylemiştim. Abi koşan insanlar, sporunu yapan insanlar bak. Bak abim koşuyor burada. Köpeğini geziyorlar. Hayvan sevgileri çok fazla. Şimdi bu güvenlikçi abilerimiz burada olduğu için girişte etrafa rahatsızlık verecek, taşkınlık yapacak kimseyi almıyorlar. O yönden burayı sevdim. İnsanlar çoluğuyla çocuğuyla geliyor. Güzel, her yer böyle olsun abi. Tüm Brezilya böyle olsun, tüm Sao Paulo böyle olsun. Burada kendimi şarj ettikten sonra şimdi Paulista Caddesi'ne doğru tekrardan yol alacağım. Hem de size caddeyi gezdirirken cadde hakkında birkaç şey söylerim. O kalabalığa, gürültüye girmek istemiyorum ama buradan ayrılmak zorundayım. Çünkü görmek istediğim birkaç tane daha yer var. Burayı sevdim. Abi şu lensler olmasa daha iyi. Tehlikeli değil mi acaba bu kadar yakın olması ve karmaşık olması? Abi şehirde birkaç sorun var. Burada herhalde biraz elektrik sorun. Yenilenmeye gidilmesi gerekiyor. Rio'da çok yaşadığım, çok yüklenmeden kaynaklı elektrik atmaları oluyordu böyle. Aynı zamanda kanalizasyon sorun. Sokakta gezerken filan o pis kokuyu alabiliyorsunuz. Bir de tabii en büyük sorun bu evsizler, madde bağımlısı insanlar. Çok ucuza burada uyuşturucu bulabiliyorlarmış. Hatta bazıları böyle 5 lira filan, yani 10 lira. Böyle kafası bildiğin zombi gibi yapıyormuş yani, adamın sıfatını filan değiştiriyormuş. İşte o yüzden bunlar biraz problem. Bunlar hallolsa Allah yaşanılası yer. Abi parktan ayrılmak zor olsa da parktan ayrıldım. Şöyle abimiz burada kitaplar satıyor. Abi her homeless tehlikeli değildir. Sadece madde kullanıyorsa tehlikelidir. Böyle kitap okuyan homeless'lara denk geldim. Müzik yapan homeless'lara denk geldim. Bir şekilde insanlar hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Sokak sanatları burada gerçekten çok gelişmiş. Ve hemen arkamı döndüğüm zaman abi müzeyi görebiliyoruz. Müze, Güney Amerika'nın en iyi koleksiyonlarına sahip olan müzesi. Aynı zamanda içerisinde çok değerli koleksiyonlar varmış. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra müze faaliyetlerini devam ettiren müze burasıymış. Burada zaten aşırı derecede müze var. Müzeye verilen önemi, sanata verilen önemi gösteriyor. Ve size buradan biraz bahsedeyim. Hem de yürüyelim şöyle sağa sola, görün sizde. Şimdi abi bu Paulista Meydanı demek eşittir para demek. Brezilya'nın en önemli firmalarının veyahut da uluslararası en önemli firmaların merkezlerinin bulunduğu yer bu cadde üzerinde. Totalinde bu cadde 2.8 kilometre. Caddenin üzerinde müzeler var, alışveriş merkezleri var, yemek yiyecek yerler var. Yani Sao Paulo'nun kalbi diyebiliriz buraya. Abi bir şey anlatıyor ama. Abim bağırıyor ama neden bağırdığını falan bilmiyorum. Heh. Buranın bir başka özelliği ise burası birçok protestoya ev sahipliği yapmış bir yer. Yollar kapanmış, yürüyüşler yapılmış, sloganlar atılmış. Brezilya için öyle önemli bir özelliğe de sahip. Böyle şehre geldiğiniz zaman akşam benim evden de gözüküyor. Çoğu yerinden gözüküyor. Şehrin en yüksek noktası. Abi şu televizyon işte vericileri, antenler falan. Bence görüntüler çok güzel görünmese de öyle bahsetmek istedim. Şehrin en yüksek noktalarından bir tanesi. Burada çok fazla Japon var, İtalyan var, Portekiz var, İspanyol var, Alman var. Hayaller, hayatlar. Böyle burada yaşayan insanlar, yokluk içerisinde dilenen insanlar. Şimdi abi şurada bir yer kiralamaya çalışsan, benim kaldığım yer buraya 3 kilometre uzaklıkta. Kiralar 2000 real filanmış. Bu grafitilerin yapıldığı, eğlence merkezlerinin, diskoların olduğu bir yer var. Orada da kiralar filan 5000 liradan başlıyormuş. 5000 lira diyorum pardon, 5000 realden başlıyormuş. Çarp 2 ile 10.000 lira. Euro hemen çarp 13 ile 14 ile. Dolar mı abi çarp 14 ile. Real mi çarp 2 ile.
Biz ne zaman böleceğiz parayı bilmiyorum yani. Aa işte ikiye böl, harcaması kolay olur diye. Demir parmaklıklar ardında çalışan kocaman insanlar. Obrigado. Abi şu koca binaların arasında yaşayan şu abla var. Yanında da 3 tane çocuğu var. Ön tarafına da böyle sakız falan koymuş. Satmaya çalışıyor. Neyse iki kişi de ellerinde kağıt kalem vardı. Belediye adına çalışıyorlarmış. Burada kalan evsizlere hem yemek hem de konaklayacak yer ayarlamaya çalışıyorlarmış. O yüzden böyle o iki arkadaş kayıt yapmak yasak dedi. Hani kayıt veremem ama dedi. Sen bahsedebilirsin dedi. Yardım etmeye çalışan insanlar da varmış. Şimdi gördüm ben. Biraz projeler hakkında bahsetti. Mücadele eden insanlar da var. Umarım başarılı olurlar. Abi burada yine şehrin merkezi ve aynı şekilde böyle evsizler, evsiz yaşayan insanlar bileklik yaparak satıyorlar ve bu şekilde geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Almış abi omzuna, o horozla geziyor. Çok ilginç. Abi yolda giderken böyle bir metroya giren bir yer yapmışlar. Bu duvar sanatlarıyla ilgileniyorlar abi. Görsel adamlarda gelişmiş bir seviyede. Her yeri böyle duvarları süslüyorlar. Abi kahverengi tabelayı çok şükür gördüm. Dünyanın neresine giderseniz gidin abi. Kahverengi tabelayı takip edin, bulun. Orada güzel şeyler var. Ve arkadaşlar Bekudu Batman, yani bunlar böyle okuyor ama ben Bejodo Batman diye okuyorum. Yazıldığı gibi. Batman esprisini yapmadan direkt konuya geçeyim. Burası grafitilerle güzel, ünlü, güzel mekanların olduğu bir sokak, bir cadde. Ama burada da bir abimiz var böyle, sanatını güzel sergiliyor. Gayet hoş, hem üretiyor hem sanatıyla para kazanıyor. İşte Batman, buranın takma adı. Dünya Kupası zamanında, yanlış hatırlamıyorsam 2013-2014'te müthiş bir turist akınına uğruyor. Tabii insanlar artık sosyal medyada paylaştıkça bayağı popüler hale geliyor. Ama grafitiler falan cidden çok güzel. Gün geçtikçe bu grafitiler yenileniyormuş. Abim mekanın sahibi de burada gördüğünüz gibi. Köşede bekliyor. Sokak rengarenk, çok hoşuma gitti. Ablam da burada fotoğrafçılık yapıyor muhtemelen. Evet, sokak bu şekilde devam ediyor. O serseri serbest stili yakalamışlar burada. Boyama yapıyor orada. Sanat geçti. Ve artık enerji alma vakti. Şöyle size genelde menü göstereyim abi. Burada kahvaltı için seçenekler var. 4 real'den başlıyor. 8 real'e kadar. Ucuz. Tatlılar 20 real. Lunchlar 20 liradan başlıyor. Ortalama 20 real. Burada da meyes aldı. Bizim yiyeceklerimiz şurada. Ortalama fiyatlar 30 real çarp 2 ile 60 liraya bir öğün yiyebiliyorsun. Ama öğünler biraz dolu.
Böyle gördüğünüz gibi burada insanlar fotoğraf falan da çektiriyor. Bir şeyler satıyor. Abi turizmin geldiği yerde böyle sektörler açılıyor. Bak buralarda hiç böyle homeless falan göremedim. Gayet temiz, güzel, nezih bir yer. Bugün de böyle kısa bir yürüyüş, kısa bir etkinlik oldu benim için. Gayet keyifliydi. Şimdi hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Şarjım %17. Eğer kaydeder bir şey olursa size sunacağım. Kaydeder bir şey olmazsa videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olun. Bildirimleri açın. Bir de videoları beğenin. Çünkü gezerken edit yapmak çok zor oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.